Efendim, ikinci bölümümüzde tekrar beraberiz. Başkanım, seçim sırasında çok dinlendirdiğiniz bir projeniz vardı. Çok anlattınız her köyde, her mahallede. Ama kuşkular da vardı, işte nasıl yapılacak, nasıl edilecek. Doğal olarak. Toplam çözüm ekibinde başladınız. Gayet de başarılı gidiyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Siz nasıl görüyorsunuz? İstediğiniz performansa ulaştı mı? Şimdi toplam çözüm ekibinin mantığını olabildiğince anlatmaya çalıştım ben. Seçim döneminde her kahvede hem her evde mantığını çoğu vatandaşımız biliyor. Burada toplam çözüm ekibiyle ilgili işte 5. köyümüz bitti, 6. köyümüzdeyiz şu anda. Bu 6 köyün ilk 1-2. köyünde tabii ki bir köylümüz, muhtarlarımız ne olacağını bilmediği için hep merakla, işte büyük bir sabırla, onlara da teşekkür ediyorum. Hala bekleyenlere biraz daha sabır diyorum ama öğrenmeye başlamışlar. Yani gittiğimiz köylerdeki muhtarları arıyorlar, daha sırasını bekleyen muhtarlarımız. Seçim bittikten sonra bütün muhtarlarımızla, önce yayla köylerimiz olmak şartıyla kura çektik. Yani 52 haftada 52 köyümüzü, işte pazartesi sabah 8'de giriyoruz, cuma akşam 5.30'a kadar belediyemizin ne kadar makine, ekipman, iş makinesi varsa, 150'nin üstündeki personelimizle beraber park bahçe, çevre koruma, fen işleri müdürlüğü, bunların müdürleri ve başlarında da ben olmak şartıyla giriyoruz. Ve pazar sabah 8'de, muhtarlarım çok iyi bilir, köye girdiğimizde tam 8'de bütün personel, 150 personel ve iş makinesiyle yanıma müdürlerimi de alıyorum. Ve muhtarımızı ve azalarını da alıyorum. Diyorum ki, sayın muhtarım, al sana belediyenin bütün personeli, al sana belediyenin bütün makine araç gereçleri. Bu dakikadan itibaren cuma akşam 5.30'a kadar belediye başkanı sensin. Ben karışmıyorum. Köyümüzün, mahallemizin en önemli ihtiyacından başlayarak bütün koordinasyon azalarımızla beraber sende. Siyaset yapmak yok. Oy hesabı yapmak yok. Geçmiş küskünlükleri köylerde şey yapmak yok. Dile getirmek yok. Deşelemek yok. Deşelemek yok. İşte ova yolları, al sana griderler, silindirler, kamyonlar, kepçeler. Camilerimiz, boya dekorasyonları, kahvehanelerimiz, daha önceki belediye başkanlarımızın yapmış olduğu hizmetlerdeki bozulanlar varsa bakım onarımları, bu birinci girişler çünkü. Yani birinci etap bir 52 köyde 52 hafta çalışması. Bu birinci etapın içerisinde ne var ne yok köyde, hiç olmazsa %35-40 problemini bir çözelim diyorum ve teslim ediyorum. Ve en zevk aldığım, yıllarca özlemini çektiğim, 25 yıllık siyasi hayatımda özlemini çektiğim şeyi uyguluyorum. Mazottan tasarruf yapıyoruz. Makinelerimiz orada kalıyor. Personelimiz sadece otobüslerle sabah akşam gidiş geliş yapıyor. Ben de oradayım. Yani Büyükşehir Meclisi, Korkutepe Meclisi, Çarşamba günleri encümen toplantımız ve imza atmam gereken, yani karşılıklı imza atmam gereken, işte memur sendikasıyla geçenlerde imza töreni yaptık kendi aramızda. Bunun dışında ben köydeyim zaten. Yani makamda durmuyorum. Hatta ben 21 kere oturdum makam koltuğuna, o da imza atmak için. 21 kere. Makamda zaten Makamda durmadım. yokum, belediyede yokum. Belediyedeki arkadaşlara da onu söylüyorum. Gelen vatandaşlara deyin ki, şu anda şu köyde bir ihtiyacınız varsa, hamileler, çok yaşlılar, aracı olmayıp da gerçekten düşkün olanlar varsa, illa yüz yüze görüşmek istiyorsa hemen bindirin arabaya, hangi köydesen hem misafir edelim köyümüzde. Ya da çok acil bir durum olursa telefonla bana ulaşın. Vatandaşla telefonla görüştürün. Dışında ben köylerdeyim. Ne yapıyorum? Muhtar azalarıyla beraber belediye başkanlığını yaparken ben de o köyde Fatma teyzemin evine gidiyorum, bağdaş kuruyorum. Mehmet amcayla oturuyorum, dertleşiyorum. Kahvede dertleşiyorum, sohbet ediyorum. Diğer kamu kurum kuruluşlarıyla ilgili noktalarda zaten biliyorsunuz, toplam çözüm ekibine, Sayın Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum bu vesileyle. Diğer ilçe müdürlerimize, birim amirlerimize. Onlar da salı günleri geliyorlar. İşte tarımla ilgili, DSE ile ilgili, karayolları ile ilgili, TEDAŞ ile ilgili, ASAT ile ilgili, Korkuteli Belediyesi'nin dışındaki kamu kurum kuruluşlarının
görev sahalarının içerisindeki şeyler, sıkıntılarını vatandaşımız anlatıyorlar o anda. Ama onun dışında ben yine cuma gününe kadar Ankara'da işleri oluyorlar. İşte biliyorsunuz ben Ankara ile ilişkilerim sadece bir tabela üzerinden değil. Çözmeye çalışıyorum. 6-7 tane de çözdüğümüz vatandaşımızın işi oldu. Bakanlıklarda işleri oluyor. İşte AK Parti ilçe başkanı Kemal Bey ile il başkanı İbrahim Ethemtaş ile bizim milletvekilimiz olan sağ olsun Sayın Abdurrahman Başkan'la Ankara'daki işlerini çözmeye çalışıyorum köydeyken vatandaşın. Yani çok hoş ve ikinci etap gittiğimiz zaman orada köylüyle bilmemize rağmen yani seçim döneminde çünkü ben bütün köylerin birinci, ikinci, üçüncü problemlerin tamamını zaten var bizde. Ama bunlara rağmen yerinde fiziki olarak köylümüzle dahil ederek nasıl buraya mı yapalım? İkinci geldiğimiz zaman işte sağlık ocağını buraya mı yapalım? İşte pazar yerini nasıl yapalım? İşte düğün salonu yapacaksak nereye yapalım? İşte muhtarımıza bir köy konağı veya muhtar evi yapacaksak nereye yapalım tarzında istişareyle ikinci etap öncesi yerinde istişareyle toplam çözüm ekibi bu şekilde devam ediyor. Peki başkanım ikinci 52 hafta bittikten sonra ikinci etap hemen başlayacak mı? Bir ara olacak mı? 3 aylık bir aramız olacak. 3 aydan sonra tekrar? 3 aylık ara. Çünkü ona göre yani yapılan tespitlere göre çok ince bir hesap yapacağız. Ona göre zaten 2020 bütçesini şu anda biz çok öngörülü yapmak durumundayız. Çünkü buralarda ikinci etaptaki yapacağımız işlerin ihalelerini yapmamız lazım. Anladım. Toplu olarak yapmamız Peki gerekiyor. Peki başkanım, bütçe dediniz. Şimdi 2019'un bütçesini siz yapmadınız. Evet. Toplam çözüm ekibi gibi bir proje de yoktu veya öyle bir yapılan çalışma da yoktu daha önceden. Bütçe yetiyor mu bu çalışmalarda? Bütçe dediğin, bunu aslında bir açıklayalım. Şimdi bütçe dediğiniz zaman pozları içerisine şeyleri koyarsınız. Yapacağınız işleri koyarsınız ki bunun ihalelerine çıkabilirsin diye. Şimdi çok doğal olarak daha önceki arkadaşlarımız kendilerine göre, kendi yapmak istediklerine göre bir bütçe olduğu için onlar kendileriyle ilgili şeyleri koymuşlar. Kalemleri koymuşlar. Şimdi burada para başka bir şey. Yani kasanızda para vardır yoktur. Ama kasanızda para olsa da bazı şeyleri yapabilmeniz için, ihaleye çıkabilmeniz için yani meclis toplayacaksınız, işte şey yapacaksınız, tekrardan revize edeceksiniz bütçe anlamında o kalemleri, meclisten karar çıkartacaksınız. Ya da işte 2020 bütçesinde bizim yaptığımız gibi yapamasanız bile hayalinizdeki, hedeflerinizdeki şeyleri koyarsınız bütçeye, kalem olur ihaleye çıkmamız. Şimdi %80-90 bunu yapamadığımız için şu anda toplam çözüm ekibiyle devam ettiğimiz çoğu şey doğrudan alım limitleriyle gidiyor. Tabi bunu inceleyecekler. Denetime de açık biliyorsunuz. Yani denetim de inceleyecek. Doğrudan alımının limitleri var. Yani bütçenin belli bir miktarını doğrudan alım yapabiliyorsunuz. Ondan sonrasını ihale yapmanız gerekiyor. Yani zaten mazotunuz daha önce yapılmış, taş ihaleniz daha önce yapılmış, işte kum ihaleniz daha önce yapılmış, işte çöp toplamayla ilgili çöp ihaleniz, araç kiralamalar, bunların hepsi daha önce yapılmış. Yani ana kalemlerin çoğu yapılmış. Ama yatırımsal anlamdaki şeylerle ilgili 2020'yi bekleyeceğiz. O yüzden bekleme şeyim 2020. Biz de bu beklemeyi yaparken işte doğrudan alım limitlerimizle sadece malzeme alarak kendi personelimizle neler yapabilirinizi göstermeye çalışıyoruz şu an. Gayet de güzel gidiyor vatandaşlardan da. İşte çok gidemez çünkü doğrudan alımın limiti var. Bu limiti geçemezsiniz. Başkanım ama şey var toplumda vatandaşlarda bir hakikaten yani bir de görmediğimiz bir şey. Yani biz bir Antalya bölgesinde, Akdeniz bölgesinde daha önce böyle... Türkiye'de yok. Çünkü icadı size ait. Başkanım geldiniz. Ya bu arada şunu söyleyeyim. O meşhur Ala var ya işte evet. Meşhur Ala da bunun şeyi denemesi orada yapıldı. Başkanım geldiniz. Hızlı bir giriş yaptınız. İşte bir haftada ısınma turları. Isınma turları diyelim. Bir haftada parkı bitirdiniz. Ve şu anda burada bulunduğumuz yüzme havuzu, spor tesisi. Aslında bu sizin projeniz arasında da yok.
projeleriniz arasında da yok ama yanlışsam düzeltin, herhalde bir Türkiye rekoru. Evet. 29 iş gününde Bismillah dediniz, bitirdiniz. Evet. Bu proje nereden aklınıza esti, nereden doğdu? İki sebepten dolayı oldu. Zaten vardı aklımda. Hani proje kitapçığına koymadık ama bu hızlı yapılabilir. Yani bizim Kokteyli Belediyesi'nin personeli anlamında söylüyorum. Ben personele çok güveniyorum. Aşırı güveniyorum. Yani hakikaten çok değerli fikirleri, yaklaşımları, işte inşaat mühendisimiz var, makine mühendisimiz var, mimarımız var, ustalarımız var. Her türlü ustamız var. Ellerinden çok şey geliyor ustalarımızın. Bunlara güvendiğim için, bu arkadaşlarımıza güvendiğim için zaten kafamda vardı. Ama iki sebep tetikledi. Ramazan-ı Şerif girişinde tetikledi. Birincisi şu, en önemlisi şu. Bizim yazlıkçılarımızdaki genç ve çocuklar artık gelmemeye başladı. Biliyorsunuz son 2-3 senedir. Yani Kokte'de ne var, neye gideyim? Ne var ki? Gençler için ne var? Çocuklar için ne var? Başkanım, haksız da değiller yani şimdi şöyle düşündüğümüz zaman. Yani tabii yazlıkçıları ben biraz turizm potansiyeli, yayla turizmi. Evet. Yani sonuçta ciddi bir yayla turizmi yapıyorsunuz. İlla işte Almanya'daki Hans olmak durumunda değil. Yani kesinlikle. Evet, evleri var. Korkuteli olanlar var, Korkuteli olmayanlar da var. Sonuçta onlar bir yayla turizminin bir müşterisi gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta buradaki esnaftan alışveriş yapıyorlar. Ama işte çocukları, torunları gelmemeye başladı. Ne yapabiliriz? İşte birinci sene hemen bunu yapabilirsek, bir ayın içerisinde yapabilirsem dedim ben bunu. Hiç olmazsa bu sene gelenler aşağıya döndüklerin zaman bir sonraki sene gelirken torunlarına, çocuklarına derler ki ya hadi gel beraber gidelim, bak işte Kokteyl'de artık havuz da var, tenis kortu da var, hamam da var, sauna da var, fitness de var, güzel bir kafeterya da var. Şey tarzında belediye işletmesi kafeteryasından bahsediyorum. Halı saha da var, pardon, özür diliyorum. Halı saha da var. Bunu söyletebilirim ki bir esnaf şey yapmasın artık. Çünkü aşağı doğru iniyor yazlıkçı. Evet, yazlıkçılarımız kaçıyordu. Kaçıyordu. İşte onu bu eğriyi birazcık şöyle tutup ondan sonra düzleştirip 1-2 yıl içerisinde de nasıl tekrar yukarıya çıkartırızın projelerinden bir tanesiydi bu. Yani en önemli sebebim bu. Yüzme havuzunda. Ama tetikleyen nedir? Açılışta, resmi açılışta inşallah yanıma alacağım. Genel başkanımızdan müsaade isteyerek. Bir gece saat yarım civarındaydı. İşte belediyenin Arasta bölgesinden çıktım. Yani ben biraz yürümeyi seviyorum biliyorsunuz. Gece yarım civarında Muhsin Yazıcıoğlu'da şehitler anıtının önünde. Baktım gençler oturuyorlar, gitar falan çalıyorlar kendilerine. Ve oturdum onların yanında, ne yapıyorsunuz falan filan. Oradan bir tanesi dedi ki, ya başkanım dedi, ya biz yüzmek istiyoruz dedi. Bir yüzme havuzu yok dedi. Ya dedim, yüzme havuzu basit. Yani onu dedim, bir ayda yapar çıkarız dedim. Yüzme havuzu önemli değil. Şimdi daha önemli şeylerimiz var. Onlarla uğraşayım mantığı var bende dedim. Ama deniyorum. Yani daha önemli şeyler, hani bu önemsiz anlamında değil. Ondan sonra, başkanım nerede bir ayda yapıyorsun dedi. Ya şimdi yapsan dedi, işte bir sene, bir buçuk sene sürer dedi. Dedim ki, bak benle iddiaya girme. Ciddi söylüyorum. Ondan sonra, dedim hadi iddiaya girelim, ne yapacağım? Ondan sonra bir iddiaya girdik. O ikimizin arasında gençler de şahit. Videoya da aldılar. Bir ayda yaparsın, yapamazsın. Tamam dedim, bir ay sonra yapacağım ve sen bunu kaybedeceksin dedim. Ertesi sabah bütün ekibi topladım. Zaten yer belliydi. Ondan sonra dedim ki hadi 30 günümüz var. Ben iddiaya girdim. Ondan sonra beni gençlere mahcup etmeyin dedik. Geceli gündüzle girdik. Hepsinden Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Çok özverili çalıştılar. Kazasız belasız bu proje işte, yatırım olduğu için proje. Yaklaşık 1 trilyon 930 bin lira civarında bir bedel, onu da söyleyeyim şeffaflık adına. Evet. Ama bunun sadece %20-25'i nakit. Onun dışındakiler 6 aylık, 8 aylık, 10 aylık ödemeleri olan ama peşin fiyatına olan bir şey. Belediye şirketimiz yönetecek. Tesis aslında hemen hemen, yani %75-80'ini kendisi finans edecek. Yani çok yük olmayacak. Peki başkanım, bir öngörü yaptınız mı burada şirket müdürleriyle de? İşte burası 2 senede amorti eder, 5 senede kendini... 14 ay.
14 ayda... Bu 14 ay neden? İhtiyaç olup başka alternatif olmadığı için 14 ay. Normalde böyle bir yatırım, yani ticaretin hiçbir noktasında... Böyle bir şey yok. İşte 1 lira koyayım da o 1 lirayı kalkayım 14 ayda geri alayım değil. Normalde 4,5 yılda yaptığınız yatırıma göre 4,5 yılda 8 yıl arasındadır yapılan yatırımların geri dönüşü. 4,5 yıl güzel bir şeydir yani böyle bir yatırımda. Ama burası 14 ay çünkü yok. Yani başka havuzumuz yok. Bu tarz bir hamamımız yok. Yok. Saunamız yok. Yok. Fitness. Fitness'imiz yok. Bir de mesela kafeterya bölümünde biz özel sektörle rekabet etmez hiçbir devlet kurumu ama kendi tesisinde bu tesise gelen kişilere hizmet edecek bir kafeterya şey işte 2 lira 2,5 lira değil 1,5 liraya çay dedik. Hı hı. Niye? O 1,5 liralık şey yapsın. Çayın karı 1,5 liranın içerisinden olsun. Yani çok kafeteryada çok karı da gözetmediniz. Evet. Yani daha rahat. Evet. İçeride de öyle. Yani şimdi bir kere hem kapalı havuz, hem yarı olimpik havuz. Devasa bir filtrasyon sistemi var. Yani bunun kuları var, pH değerleri var, temizleme araçları var. Isınması çünkü, var. Evet. Şimdi her seans sonrası yarım saat dezenfektasyon oluyor. Yani hamam, sauna, fitness, havuz etrafı. Yani bu tesis inşallah 5 yıl hiç bozulmadan İnşallah. Tertemiz devam edecek. Çünkü hijyen çok önemli bu noktalarda. Evet gerçekten dün de biz gezdik. Hijyen çok önemli. Güzel, o yüzden temiz. İşte havuz maliyetlerinde bazen Facebook'umda da yazmışlar işte biraz pahalı değil mi? İşte 15 lira. Sabah 6-10 arası 15 lira. Yani böyle bir karar aldık. 15 lira çok büyük bir para değil. Çünkü yani soyunma gruplarını veriyorsunuz, sıcak su veriyorsunuz, ısıtma sistemi var. 25 derece durdurmak durumunda. Yaz kış 25 derece olacak. İçerisi ve su. Dolayısıyla çok çok kar edelimde de değiliz. Zarar edelimde de değiliz. Ya burada bir de istihdam da var. Önemli. İstihdam da Başkanım burada kaç kişi istihdam edildi şu ana kadar? Yani şu testi şu anda 15-16 tane arkadaşım. İşte can kurtaranları, sağlıkçısı, muhasebesi, karşılamalar. Yani 15-16. Bu yaz kış bu aynı tabii sayı duracak. Tabii. Yaz kış zaten açık olacak tesis. Başkanım şeyden girmişken, hizmetlerden girmişken bir de şu var mesela sık sık sizin de size de söyleniyordur, kulağınıza geliyordur. Yollar konusu var ama bir ikinci bölümü de bitirelim, üçüncü bölümde bunu konuşalım. Peki. Kısa bir aramız var. Tekrar beraber olacağız.